Şimdi efendim hani böyle çok karamsar tablo, böyle ekonomi üzerimizde de bir ağırlık da yaratıyor. Bizi üzen, kıran, zaten yaşıyoruz. Bir de burada anlatmak, tekrar tekrar bunu yaşıyor olmak da hepimiz için kolay değil. Sizler için de bizim için de kolay değil. Şimdi böyle güzel konular, güzel projeler, bunlardan da söz etmek istiyoruz. Yanımızda değerli bir konuğumuz var, misafirimiz var. Ebru Baybarademir. Kendisi hem sosyal bir girişimci hem de şef. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ebru Hanım, şimdi yaşamı iyileştiriyoruz. Bir projeydi. Evet. Sonrasında siz Çevre Eğitim Derneği haline geldiniz. Evet. Bu yolculuğu merak ediyoruz ama ben hemen izleyicilerimiz için hatırlatmasını yapayım, bilgilendirmesini de yapayım. Konvansiyonel tarım ile aşırı kimyasal gübre kullanımından tahrip olmuş tarım arazilerinin kompost ile rehabilitasyonu ve orman yangınlarında hasar görmüş orman arazilerinin iyileştirilmesi. Aslında bunun üzerinden başlayan ve ilerleyen çalışma nerelere vardı ve sonrasında acaba hangi iller, hangi ilçeler ne kadar bir gönüllüyle nasıl yeni projelere kaynaklık etti? Bunu konuşacağız Ebru Hanım'la. Söz sizde. Bize bir projeyi anlatır mısınız önce? Teşekkür ediyorum. Aslında öncelikle ben bir şefim. Sosyal gastronomi şefiyim. Yaptığım yemek kadar yaptığım yemeğin kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalıyım aslında. Mardin'de yaşıyorum. Yerel kalkınma projeleri yapıyorum. Son 6 yıldır Mardin'de bir tarım projesi yürütüyoruz. Sorgül buğdayını çoğaltıyoruz. Sorgül kuraklığa dayanıklı eski bir çeşit. Dolayısıyla hem Konya'da hem Mardin'de bu projeyi yürütürken aslında tarımın çok içerisinde olmaya başladık. Dünyada eş zamanlı Konya ve Mardin'i birlikte yürütüyor. Evet, Konya ve Mardin birlikte yürüyor. Bunun da nedenleri var. Çünkü kuraklığa dayanıklı olduğu için acaba Konya'da da aynı etkiyi alabilir miyiz diye Tarım Orman Bakanlığımızda Konya TİGEM tesislerinde bu tohumun çoğaltılması için çalışıyoruz. 2018 yılında İzmir Milletvekilimiz, eski Mardin Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte biz İzmir'de pazarlara dolaşırken çok fazla orada pazar sonrası atıkları çok fark etmiştik ve bunlar için bir çalışma yapabilir miyiz diye düşünürken şöyle bir şeyle karşılaştık. İklim değişikliğiyle aslında biz yüzleşmeye başladık. Bunu tarımın içerisinde yüzleşmeye başladık. Bugün herkes şunu söylüyor. Tarım maliyetleri, tarımın sürdürülebilirliğinin sanki sadece tarım maliyetleriyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama aslında en önemli konu toprağın sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Türkiye'nin topraklarında %49'unda, tarım topraklarının %49'unda organik madde miktarı şu anda %1'in altında. Bu çok kötü bir tablo. Ve burada üretimin sürdürülebilmesi bazen imkansız hale gelebilecek noktaya çok yakınız. Biz bunları yaparken aslında bir şey daha yaşadık. 2021 yılında biliyorsunuz iklim değişikliğinin 3 tane önemli etkisi var. Birisi meteorolojik kuraklık, birisi hidrolojik kuraklık ve birisi tarımsal kuraklık. Meteorolojik kuraklık son 30 yılın yağış ortalaması alınarak biz onun arkasında biz önünde miyiz, altında miyiz bununla ilgili. Hani hep şu aşina olduğumuz şey var. Bir de su zengini ülke değiliz. Evet, şöyle 30 yılın yağış ortalaması üzerine bir kararı varılıyor ama biz bırakın 30 yılı, bir yıl öncesine göre daha az, %93 daha az yağış olarak 2021 yılında aşırı kuraklık 41 şehirde yaşadık. Bu ciddi rekolte kayıplarına neden oldu. Aslında sadece sulamayla alakalı değil kuraklık, iklimin de kurumasıyla alakalı, nemin yitirilmesiyle alakalı. İşte bu pazar atıkları bugün bizim için bir gündem oldu. Yani böyle atıklarla toprağı mı besliyorsunuz? Nasıl şöyle bir proje? Yapıyoruz, biz bu proje Diyarbakır'da başladık Kayapınar Belediyesi ile. Biz pazar yerlerindeki atıkları toplayıp kaynağında ayrıştırıp 2 aylık bir süreç içerisinde kompostlayarak bunları organik madde ve mikroorganizma haline getirip toprağa geri veriyoruz. Şimdi İlker Bey çok enteresan. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Basit bir şey var. Siz bir elma yediğiniz zaman elmayı siz sindirmiyorsunuz. Elmayı parçalayarak bağırsaklarınıza kadar götürüyorsunuz ve oradaki mikroorganizmalar ve bakteriler bu elmayı yedikten sonra salgıladıkları bizi besliyor. Topraktaki durum da aynı. Toprakta bitki var, organik madde var yani bitkinin besini var ve bunu işleyen milyonlarca mikroorganizma var. Biz kullandığımız, sizin de tabiri söylediğiniz gibi konvansiyonel tarımda kullanılan tarım ilaçları bu topraktaki canlılığı öldürdü. Organik madde miktarımız da gittikçe azaldı. Organik madde dediğimiz bitki ve hayvan atıkları toprakta yok denilecek kadar az hale geldi. Dolayısıyla toprak üretemeyecek duruma geldi. Şimdi bunu aşmanın bir tek yolu var. Aslında topraktan geleni toprağa gönderiyoruz. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile başladık 26 Nisan 2021 tarihinde pazarlara girdik. Sonra dünyada baktık bu projeyi kim yapıyor? Washington Üniversitesi, Yale ve Kaliforniya Üniversitesi'nin yayınlarına rastladık daha çok. Fakat bunlarda veri yok. Bu işin nereye sonuçlanacağını hiç kimse yazmamış. Ama şimdi sizde böyle bir veri de oluşuyor. 6 tane, belki de onlar şu anda sizi takip ediyor. Şu anda bir Türkiye modelini anlatabiliriz. Bütün dünyayı anlatabileceğimiz bir Türkiye modelimiz var. Neden diyeceksiniz? 6 tane akademisyen, çok iyi üniversitelerin, çok güzel üniversitelerin çok iyi akademisyeni, 6 tane akademisyeniyle çalışmaya başladık. Onlar önce bu projeye çok inanmadılar. Şöyle inanmadılar, bu iş yürümez dediler ama çok kararlı durduk biz. Diyarbakır Kayapınar'da başladığımız projede... Zorlandığınız oldu mu? Zorlandığımız olmadı. Pes etme aşamasına geldiniz. Hayır, olmadı. Hiç olmadı. Çünkü ben bu ülkeye, ben hem ülkeme, hem bu ülkenin insanına, hem de bu ülkenin kaynaklarına çok inanıyorum. Sadece biraz ısrarcı olmak gerekiyor. Şunu gördük. Atık ne kadar? Çevre Bakanlığı'nın, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir rapor var. Diyor ki, biyobozulur dediğimiz sebze meyve atıklarının vahşi, yani düzenli depolamadaki oranı %55. Peki bu %55 nereden geliyor? Bunu bilen çok fazla kimse yok. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Diyarbakır nüfusu 2,5 milyon. Ve burada 8 tane merkez ilçe var ve bu 8 merkez ilçeyi besleyen bir hal var. Bu halde de market ve manavları da 2 pazar olarak düşünürsek Diyarbakır'da her gün 10 pazar kuruluyor. Ve bu hal 10 pazarı besliyor. Acaba hale ne giriyor? Bir ölçme sistemi kurduk. Hala çalışan bir ölçme sistemi. Her gün bize giren ve çıkan sebze meyveyi bize bilgi veriyorlar. Diyarbakır haline her gün 100 ton sebze meyve giriyor diyebiliyoruz artık bu ölçmeyle birlikte. Peki ne çıkıyor? Her bir pazardan 3 ton atık çıktığını gördük. Bu çok büyük bir rakam. Yani o %55 biyobozun atık dediğimiz atığın oranı %30'unu pazardan çıkıyor. %30'u. Peki sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Sayın Belman Satır Başkanlığı'na bizi aradılar. Yapmış olduğumuz işi çok takdir edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi takip ediyorsunuz. Evet. Onlar çok büyük destek verdiler. Biz bunun içerisinde çok sağlam atıklar görüyoruz. Bunun için bir şey düşünüyor musunuz dediler. Sonra biz belediyenin organizasyon planını değiştirerek aslında kadın çalışanlarını pazara soktuk ve bir ayrıştırma yaptık. Ve gördük ki o %30 atığın %12 ile %15'i aslında hala kullanılabilecek atıklar. Ve aslında atık demek de değil, fazla gıda. Bunun için gene bir hızlı hareket ettik ve ondan sonra bir aşevi planladık. Kaymakam Bey, Sayın İnal Koç. Şimdi onlara gelelim. Yani evet, bu bir yola çıktınız, bir projeniz var. O proje nasıl böyle çeşitlendi? Sonra mesela Diyarbakır Kayapınar köyünden, ilçesinden düzeltiyorum. Sonra böyle hangi illere, hangi ilçelere, kaç gönüllüye ulaştı? Şimdi şöyle, biz bu fazla gıdayı gördükten sonra bunları bir şey yapmak gerektiğine inandık ve bir aşevi kurduk. Kaymakam Bey ile birlikte bir aşevi kurduk ve günde 1200 kişiye 2 gıda mühendisinin desteğiyle birlikte bir sosyal kooperatif bünyesinde bunları yemeğe dönüştürmeye başladık. Günde 1200 kişiye yemek yapıyoruz şimdi pazar kaynaklı fazla gıdaya dayanarak. Ve ondan sonra baktık ki sebze meyve o kadar fazla geliyor ki mesela bu dönemlerde domates çok fazla geliyor. Bunları konserveli ürünler haline getirip bir gıda bankası kurarak ihtiyaç sahiplerine bu ürünleri bir de gıda bankası üzerinden sunmaya başladık. Sonra orman yangınları başladı. Bir hocamız, Profesör Doktor Barış Çağlar Marmara Üniversitesi'nde, keşke elimizde daha çok kompost olsa da dedi. Biz bu ormanları iyileştirebilsek dedi. Fikir buradan çıktı. Aslında orman diye başladığımız projeye Adana'ya gittik. Adana'da 6 tane büyükşehir belediyemizle birlikte 6 tane belediyemizle çalışıyoruz şu anda. Ve günde 2,5 milyon nüfuslu diye Adana'dan şu anda 165 ton atık almaya başladık. Ve Türkiye'nin en büyük atık tesisine Adana Yüreğir Belediyesi'nde 16 dönümü üzerinde kompost sahasını Adana Yüreğir Belediyesi'nin içerisinde kuruldu. Belediye başkanımız bu konuda çok ısrarlı oldu. Ve bu atıklar ormanlarımızı kurtaracak. Bu atıklar şu anda çok iyileştirecek. Çok enteresan bir şekilde biz 16 bin ton atığı ayrıştırdık ve 4000 ton kompostu çiftçimize, Çukurova çiftçimize gönderdik. Burada Yüreğir Belediye'mizin öncülüğünde gönderdik ve şu anda başka projeler var ama bu atıklar, orman atıkları ve daha atıklar şimdi bu saatten sonra artık yapılacak yeni bir proje başlıyoruz. Orman arazilerinin iyileştirilmesi ve toprağın tekrar iyileştirilmesi için çalışmaya başlayacağız.